Dünya genelindeki ölümlerin %30'u kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak gerçekleşiyor. Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon insan kalp krizinden dolayı hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 200 bin kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Peki, kalp krizine neler yol açar? Bir de buna bakalım. Vücudumuzda bulunan tüm kaslar gibi kalbimizin de oksijene ihtiyacı vardır. Kalp krizi esnasında kalbimiz yeterince oksijen alamaz. Yağ birikintileri koroner atar damarda bir duvar oluşturur. Bu damarlar kalbimize gerekli kanı ileten damarlardır ve tıkandığı zaman kalbe yeterli oksijen gidemez. Eğer bu duvarlardan birisi kırılır ya da çatlarsa boş kalan kısımlara kan yapışır ve pıhtılaşır. Zaten neredeyse kapalı olan damar tamamen kapanmış olur. Kalp kaslarına kan akışı durur. Bir süre oksijensiz kalan hücreler ölmeye başlar. Bu olaya miyokard enfarktüsü ya da kalp krizi denir. Yaralı olan kalp yeterince kan pompalayamayabilir ve nabız atışı düzensiz olabilir. En kötüsü ise kalp krizi ani ölümlere sebep olabilir. Birisinin kalp krizi geçirdiğini nasıl anlarız? En yaygın belirtisi oksijensiz kalan kalbin neden olduğu göğüs ağrısıdır. Hastalar genellikle göğüs ağrısı, göğüste baskı, nefeste kesilme şeklinde ağrılar hissettiklerini söylemektedirler. Bu ağrılar sol kola, çeneye, sırta ya da karına sıçrayabilir. Kadınlarda ve yaşlılarda bu belirtiler daha az görülür. Onlarda en büyük belirti zayıflık ve yorgunluk olarak gözlenmektedir. Eğer bir kişinin kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsanız hızlı hareket etmelisiniz. İlk olarak acil servisi arayabilirsiniz ya da yanınızda aspirin varsa kanı inceltmek ve kan akışını hızlandırmak için kullanabilirsiniz. Kalp krizi riskini azaltmak için neler yapabiliriz? Yaşam tarzınızı değiştirmek güzel bir yol olabilir. Egzersiz yapmak, kalp hastalığına neden olan doymuş yağlar ve şekerin olmadığı yemekleri tercih etmek, sağlıklı bir diyet ile kilo vermek kalp krizi riskini azaltır. Peki neler yemeliyiz? Sebze ve meyve, tam tahıllılar, yüksek lifli besinler ve balığın yer aldığı dengeli bir diyet yapabilirsiniz. Ayrıca iyi bir diyet ve egzersiz programı kilonuzu sağlıklı aralıkta tutmanızı sağlar. Bu durum kalp krizi riskini de azaltır. Sağlıklı bir diyet, sigara kullanımından kaçınmak, fit kalmak, sağlıklı bir uyku ve bol su tüketimi ile kalbimizin uzun bir süre atmasını sağlayabiliriz. Kalp krizi yaygın olarak görülebilir ancak asla kaçınılmaz değildir.